قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. الله رسول صلى الله عليه وسلم Hayber'in fethini tamamladığında oraya yıllar önce Mekke döneminde Habeşistan'a giden muhacirler geliyor. Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın öncülüğünde Hayber'e geliyorlar. Önce Medine'ye geliyorlar. Allah Resulü'nün Hayber'e gittiğini öğrenince oradan direkt Hayber'e geçiyorlar. Kardeşler özlemişler. Yıllardır Allah Resulü'nü görmüyorlar. 12-13 yıl olmuş. Yani bekleyemiyorlar Medine'ye gelmesini. Hemen Hayber'e gidiyorlar. Hayber'e gittiklerinde Allah Resulü biraz önce de dediğim gibi fethi tamamlamış. Cafer'in geldiğini görüyor. Cafer'in geldiğini görünce duramıyor, kalkıyor. Direkt Cafer'in boynuna sarılıyor. Onu öpüyor. Sonra da diyor ki La edri bi eyyihima efrahu bi fethi Hayber em bi kudumi Cafer. Ben bilmiyorum neye sevineyim. Hayber'in fethine mi sevineyim? Yoksa Cafer'in gelişine mi sevineyim? Ve orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara izzet-i ikramda bulunuyor. Elde edilen ganimetlerden de bir miktar veriyor. Bakın burada benim anlatmak istediğim, yani özellikle vurgulamak istediğim bir nokta var. Allah Resulü uzaktan gelen bir Müslümanı gördüğünde kalkıyor, onu kucaklıyor, onu öpüyor. Kardeşlerim bugün bu mevzu Müslümanlar arasında gerçekten dikkat çekilerek öğretilmesi gereken bir mevzu haline gelmiş. Çünkü bugün derslere gittiğimizde, çarşı pazarda kardeşlerimizle karşılaştığımızda veya yani yolda giderken Müslümanları gördüğümüzde her görüşüşümüzde kardeşlerimizle kucaklaşmak zorunda kalıyoruz. Vallahi gönül istiyor Müslümanları görünce kucaklayalım. Lakin Allah Resulü'nün normal şartlarda kucaklaşmayı yasaklayan nasları var. Şimdi bu ikisinin arasını bulmamız gerekiyor. İmam Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Enes radıyallahu anh diyor ki bir zat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki ya Resulallah bizden birisi yolda arkadaşıyla veya kardeşiyle karşılaştığı zaman onun önünde eğilebilir mi? Ona saygı için Allah Resulü diyor ki hayır. Peki onu kucaklayabilir mi? Dikkat edin. Resulullah Efendimiz diyor ki hayır, kucaklayamaz. Peki ya Resulallah ne yapabilir? Efendimiz diyor ki onunla musafaha edebilir. Şimdi bakın bu rivayette Allah Resulü normal şartlarda karşılaşılan Müslümanların kucaklaşmasını yasaklıyor, musafaha yapmalarına müsaade ediyor. Ama Cafer radıyallahu anhu'yu gördüğünde Hayber'de onunla kucaklaşıyor. Şimdi bu iki rivayetin arasını nasıl tevfik edip bir araya getirebiliriz, nasıl bulabiliriz? Demiş ki İslam alimleri normal şartlarda yani iki güne bir, üç güne bir veya gün içerisinde görüşen Müslümanlar kardeşlerini gördükleri zaman onlarla sadece musafaha edebilirler. Kucaklaşamazlar. Ama bir Müslümanı özleyecek kadar uzun süredir görmüyorsan bir ay olur, iki ay olur, bir yıl olur onu gördüğünde onu kucaklayabilir, onu öpebilirsin. Bunda hiçbir mahsur yoktur diyorlar. O yüzden kardeşlerime burada şunu nasihat etmek isterim. Sürekli gördüğümüz arkadaşlarımızla kucaklaşmayalım. Musafaha yapalım. Çünkü Resulullah'ın yasaklaması var burada. Hem biz böyle yaptığımız zaman kardeşler Allah bizim günahlarımızı affedecek. Kucaklaştığımız zaman günahların affı söz konusu değil. Ama kardeşlerimizi gördüğümüz zaman musafaha etmemizde Allah'ın affı söz konusu. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde İki Müslüman bir araya geldiğinde eğer musafaha ederlerse yani ellerini sıkarlarsa daha onlar ellerini bırakmadan Allah onların günahlarını döker. Subhanallah. Günahlarımızı dökecek bir amel varken bunu terk edip neden başka bir şeye talip oluyoruz? Dikkat edelim. Müslümanlarla görüştüğümüz zaman uzun süredir görmemişsek kucaklaşalım
Ama sürekli görüşüyorsak o zaman da müsafaha edelim ki Rabbimiz bizim günahlarımızı affetsin. İşte Hayber gazvesinden elde edeceğimiz hikmetli derslerden bir tanesi de budur. ربنا الله ربي لا شريك له منا ومنكم جميعا صالح العمل